Özür dilerim. Özür dileriz efendim. Buse Hanım'la birlikte böyle Adanalı olur mu üzerine bir konuşmanın içerisine girmiştik. Demek tuttuğunuzu koparıyorsunuz. Demek bilmiyorum, buradaki gibi değilsiniz o zaman. Arkadaşınız Damla Hanım doğru söyledi. Öyleyim. O dedi ki böyle değil dedi. Bu yanlış kadar, biliyor. Bu kadar tedirgin değil hiçbir zaman dedi. Ben tedirginim, her zaman tedirginim. Allah Allah. Gerçekten her zaman paniğim. Yani tedirgin mi tuttuğunuzu koparıp diyorsunuz? Evet siz. Öyle oluyor. Tamam genelde. O zaman ben karışmam. Genelde. Bu benim yapabildiğim bir şey değil hayatta. Ben, tamam. Buyur. Ya tarzınız buysa tamam. Evet. İzleyip feyz almak kalır geriye. İnşallah. Nasıl buldunuz rakiplerinizi efendim? İyilerdi, bayağı iyilerdi. İyi ama onlar da tedirgindi. O yüzden bir 9000 çıkmadı. Hmm. Şimdi hemen arkanızdan Zeynep Hanım gelecek. O da tedirgin. Çok ama güzel. Zeynep Hanım hukukçu. Sizde de iki tane hukuk sorusu var. Keşke yer değiştirseydiniz. Nasip. Kısmet. Belki de güzel atlatacağız. Hmm. Değil mi? Tabii. Sizinle birlikte şu 9000'in üzerine bir çıkmak istiyorum. Buse Hanım. İnşallah. Tamam. Başlayalım mı? Dur. Ben de tedirgin oldum şimdi. Başlayalım mı? Olur başlayalım. Hadi gelsin o zaman. 4 harfli tek kelime. İstanbul'un Vefa semtiyle özdeşleşmiş olan içecek. Boza. Temiz. Tertemiz bir soruydu. Bence ikincisi de çok oyalamaz. İçi boş, her yanı kapalı, suyun üstünde yüzen bir tür büyük şamandıra. Sal gemi bilmiyorum bu ne. Sal mı? Şamandıra. Şamandıra ne bilmiyorum ben öyle bir şey. Hani harf böyle, alayım bir tane harf alayım. Peki. Hani, böyle hani işte buradan ileriye geçmeyin. Şurası plajın son ha, noktası. Duba. Nedir o? Duba. Ben çok yanlış yorumladım. Evet, böyle hızlı harfe tutunmamak lazım. Gerekirse soruyu bir daha okuyalım. Olur mu? Tamam. Hadi üçüncü soruya. Kıyafet üzerine giyilen bir çeşit koruyucu yelek. Kıyafet. Basıyorum. Yelek ben. Yelek mi? Yelek gibi. Mont, yelek. Kıyafet saymayacağım mı? Sayayım hepsini. Ama bunun amacı koruyucu yani. Koruyucu. Hani mesela bana yakıştı yakışmadı onu önemsemeden biz bunu giyeriz üzerimize. Yeter ki işte bir şey bulaşmasın. Kıyafetimizi koruyun. Nedir? Önlük. Önlüktür. Ne güzel bir şey. Evet. Buyurun yenisi geliyor. Hayvanların kullandığı çeşme altı yalak. Teknesi. Neydi o? Yalak. Yalak. Çok güzel. Altı aşırı tek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. İlmeniz güzel. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Buyursunlar. Tüzel sözcüğünün Arapça kökenli karşılığı. Öznel neydi böyle dikkat, bir şeydi. Dikkat Arapça tüzel. Diyor bakın. Buse Hanım. Kişisel. Mesela tüzel kişi. Tüzel. Tüze neydi? Bilmiyorum. Harf alayım bir tane. Zeynep Hanım bilir. Bilir. Neden? Neden Zeynep Hanım? Hukuki. Hukuk. Ne? Hukuki. Nedir efendim? Hukuki. Hukukidir. Bu ilk hukukla ilgili sorunuz bu. Bir sürü var, bir sürü. Bir sürü yok. İki tane İki var çok, demiştim. 14 tane soru var. İki tanesi şey çok. Hukukla ilgili. Çok. Bir tanesi zaten hukukla ilgili hukuki. Çok da zor değil yani. İkincisi de çok zor değil. Tamam. Vallahi çok zor değil. Yani ölüm, mücbir sebepler, şunlar bunlar çıkmayacak onlar karşımıza. Tamam. Buyurun yenisine. Daha ona bak. Bunun yarısı mastar. Tamam, yarısı mastar. Çok iyi. Mekmak. Son 6 harfli cevap. Şöyle de sorulmuş. Derisini etinden almak. Nedir? Yüzmek.